Merhaba sevgili seyircilerim. Sürekli soruyordunuz ya seni ne zaman ekranda göreceğiz diye. İşte karşınızdayım. Bundan böyle TRT 2 ekranlarında hep beraber olacağız. Bugünkü konuğum Bay Sinema. Türk sinemasının temel taşlarından varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dost. Ama her şeyden önemlisi sinema insanı. Günün 24 saati çalışmak ya yetmeyen, değil mi? Gece gündüz sadece sinema için yaşayan ve adeta sinema ya oyuncu fabrikatörü olmuş diyeceğim. Sayende nice büyük starlar geldi Türk sinemasına. Sayılacak çok fazla şey var. Erler film var, yüzlerce film var. Daha sonra sinema salonları, daha sonra sinema salonları için film almaya yurt dışına gidiş gelişlerin esnasında fark ettiğin, keşfettiğin bir alet var. Video hayatımıza girdi ve video sayesinde sinemaya gidemeyen, o yıllarda işte sosyal çalkantılar nedeniyle, anarşi nedeniyle sokağa çıkamayan aileler senin bu keşfin sayesinde evlerinde film, Türk filmi izlemeye devam ettiler. Daha anlatılacak o kadar çok şey var ki, stüdyo kurdun daha sonra, daha da benim için çok çok önemli, çok saygı duyduğum vakıf kurdun ve eğitim verdin, sinema, televizyon eğitimi verdin. Daha sonra müze kurdun, Türk sineması senin sayende ilk kez bir müzeye kavuştu. Türker, anlatılacak o kadar büyük bir hayat hikayen var ki ve hep sinema için, sinema severler için ve hiçbir zaman halkı aldatmadın. O nedenle halkın hep izlediği, takip ettiği, severek filmlerine gittiği büyük bir yönetmen, yapımcı oldun. Ama her şeyin bir başlangıcı var. Sinema senin çocukluğunun hayali, aşkı mıydı? Yani bir gün kendini sinema yönetmeni olarak mı görmek istiyordun? Yoksa o zamanlar daha çok futbola mı meraklıydın? Futbol oynar mıydın? Oynardım. Oynar mıydın? ama sinema senin ayağına geldi bir gün. Efendim, aklımda fikrimde olmayan bir şeydi benim sinema. Değil mi? Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisiyken, bir Kasım ayının zannediyorum 19'u yahut 20'si, ben Kanlıca'da otururuyordum. Evet. Gençliğim de Kanlıca ile Safranbolu arasında geçti benim. Yan komşumuz vardı. Son sadrazamlardan Saffet Paşa'nın torunu Kadri Cenani Bey'in eviydi yanımız. Saray gibi bir yerdi burası. Yandı sonra bu bina ama aynısını satın alan bir başka eczacı Erol Bey aynısını yaptılar. Birebir aynısı yapıldı. Kadri Cenani Bey ara sıra bu şeyi, binasını filmcilere çekim için verirdi. Ama para falan almazdı. Senaryo okurdu. Uygunsa zevk için, görmek için verirdi bir günlük, iki günlük. İşte oraya girmek de bir şeydi, onurdu filmciler için. O muhteşem bir yalı, müze gibi bir yalıydı burası. Bana dedi ki, ben Fransa'da eğitimini görmüş, Fransız bir eşi vardı. O günlerde de galiba Fransa'daydı eşi. Evde bir Fransız uşak vardı. Romanyalı gene bir hanım vardı şeyden, ev hizmetlerini gören. Bir de bol lahçısı vardı. Hı hı. Bana dedi ki, böyle filmciler dedi, gelmek istediler. Hı hı. Ben de randevu verdim ama yetişemedim dedi. Hı. Aynı zamanda kendisi Shell'in idare heyetindeydi, yönetim kurulundaydı. Toplantı uzadı dedi. Senden ricam, bunlar şimdi anlatamazlar. Türkçeyi doğru dürüst bilmiyorlar dedi. İsterlerse beklesinler. İsterlerse dedi, daha sonra gelsinler dedi. Elimizde olan bir şey değil. O sıra İstanbul'dan, 57 senesinde, 1957, İstanbul'dan şeye, Kanlıca'ya vapurla geliniyor. Bir de Üsküdar'dan iki saatte bir ne bir halk otobüsleri var. Üsküdar'a geçme. Başka bir imkan yok.
Ve işte daha sonra bu beyler geldi, üç kişi. Nici Rozon yapımcı, evet. Nişan Ançer yönetmen, Zaven adlı bir sanat yönetmeni. Hı. İşte bunlara ben anlattım, böyle böyle dedi beyefendi. İsterlerse beklesinler, isterlerse Kanlıca'ya gitsinler, benim adıma yoğurt yesinler, kahve içsinler dedim. Bahçeye kadar getirdi uşakları. Ben de deniz kenarındayım. İsterseniz dedim, burada buyurun dedim. O benim burada buyurun dememle... Kader ağlarını örüyor. İşte evet, buyurun dememle geldiler, oturdular. İşte orada dostça konuşmalar, şey yapma. Gelip geçen arkadaşlarım var tabii. Ben Boğazlıyım. Tabii, şeyliyim. Tabii. Kız şeyler, tekneler, bilmem neler geliyor. Hadi gel diyorlar, hadi git diyorlar falan. Benim sosyal hayatımı gördüler. Hı-hı. Fevkalade hareketli falan. Nişan Bey'in asistanı da şeye gidecekmiş, askere. Ah. Bir asistan şey yapıyorlar. Zaven dedi ki, o benim yaşantımı, okul durumumu falan da öğrendikten sonra, sizin okuldan dedi, güzel sanatlardan çok talebe, çok dedi eleman var bizim. Lütfü abi falan hepsi işte, sinemadan bunların. Atıf Yılmaz, Sohban Koloğlu. İşte, asistan dedim, asistanlık tek. Ne iş yapar asistan? Hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Sadece seyrediyordun o güne Amerikan kadar. Amerikan filmleri seyrediyordum. İki tane Türk filmi de etkisinde kalmıştım. Birisi Ayhan Işık'ın oynadığı film Kanun Namına. Aa. Birisi de Allah'a Ismarladık. Miss Betty diye bir İngiliz kızından Türk, hı-hı, subayın aşkını anlatan şeydi. Güzel bir filmlerdir filmdi. Gerçekten. Başka da bir şey bilmiyordum. İşte anlattılar, şunu yapar, bunu yapar falan. Birden böyle insanı bazen cazip gelebilir ya. Tabii, peki gelmem. Bir deneyelim bakalım neymiş dedim. Günlerden perşembe falandı zannediyorum. Pazartesi günü Yeşilçam Sokağı'nda Halk Film kapısında randevuleştik. Gittim Halk Film stüdyo şey ofisinin şeyine. Hı hı. Haydi ekip bindi ara otobüslere. Yakacık'ta Soğanlı Köyü. O zaman köprüler yok. Arabalı vapurla geçiliyor. Büyük bir kuyruk oluşuyor. Çok zaman kaybediliyor. Evet, çok zaman kaybediliyor. Beyoğlu'ndan oraya gidiş 4 saat. 4 saatte akşam geliş 8 saat. Onun için orada yatıyorlar. Evler kiralamışlar. Hı. Şey akıllıca yapmışlar. İşte gittik orada. İlk gün ben dedim kalmam. Benim arabam var. Ben karşı tarafta, bu tarafta oturuyorum. Zaten oraya gelir giderim dedim filan. O zaman senden de dediler, ara sıra yazıhaneden bazı evraklar gelir, şey gelir, onları almanı. Getir götür. Angarya, evet. Tabii dedim, şey derim. Üsküdar dedim, arabayı bırakırım. Gider alırım, gelirim, gene arabayla döneriz diye. İşte ilk gün geldim, şey yaptım. Der bir kamera var, öyle reflexler filan yok o zaman. Böyle, evet. Ben de böyle ilk zamanlarımdan hatırlıyorum, böyle koskocaman böyle. İşte öyle, evet, evet. Ağır. Yüz küsür kilo. Ayağını bir adam taşıyor, başını başka bir adam taşıyor. Bana da reflektörü verdiler. O zaman reflektörler de böyle. Ulan dedim, hamallığa mı geldik biz? Asistanlık falan. Neyse çıktık o dağ başına yukarılara. İşte orada çekimler yapıldı, edildi falan. Ağır ağır ya ısınmaya başladım ben olaya. O oyuncular da Ahmet Mekin'den Nevin Aypar başrolde. Ay, ikisi de çok, evet, siz, çok muhteşem insanlardı gerçekten. Ve o gün geçti. Sevdim yani işi. Isındın. Isındım. Aşık oluyor insan değil mi hemen? Ay, ertesi gün tekrar geldik. Tekrar çekimler, şeyler. Ertesi gün enteresan bir şey oldu. Nevin, ben dönerken akşamüstü ertesi gün, arabamın başına bir bey geldi. Hı. 65 yaşlarında falan. Nevin Ayfar'ın eşiymiş. Hı. Dedi ki, sizin benim karımdan ilişkiniz varmış dedi. Efendim anlamadım dedim. Yani ben dedim yeni geldim beyefendi dedim ben. Kim, eşiniz kim Nevin? Adam yaşlı. Allah. Nevin genç o sırada. Hı. 30'ların başında. Böyle her gençten değil, kanundan
Kıskanıyordu herhalde. Evet, huylanıyormuş, şey diyormuş. Sonra anlattı, şey yapınca tabii adam anladı. Yani bir de böyle bir olay geldi daha birinci günü başında. Bu devam etti. Her gün biraz daha sevmeye başladım ben işi. Evet. Hatta kurguya falan gitmeye başladım. Allah rahmet eylesin. Diyemen'de Filmeridis kurgucu. Filmeridis tabii. Evet. Onun yanında otururdum. Devamlı kurguyu izlerdim. Bir süre sinema sonra... Sinema için kurgu da derler. Kurgudan öğrendim ben de öğrendim. Değil mi? Yani en önemli bölümü tabii, tabii, kurgu derler. Kurgu da şey yaptım. Ve devam ettim bu şekilde. Şey sonra Nişanbey'den sonra başka yönetmenlerin de asistanlığını tabii, yaptın mı? Lütfü abinin, Lütfü Akat'ın asistanlığını Lütfü yaptım. Lütfü Akat, benim gelin, düğün, diyet. Evet, yapan. Gerçekten çok büyük bir yönetmendi. Çok. Allah rahmet onu eylesin. Onu merak ediyorum. Evet. Yani üzerindeki etkisini merak evet. ediyorum. O yangın varları, yanzar rıhtımını falan yaptık işte biz. Yanzar rıhtımı. Yani en önemli filmlerindendir o. Prodüksiyonu çok, çok büyük. Sette hatırlıyorum ben biraz fazla böyle asık suratlı, otoriter, sert. Bahseder sert beni kovdu. Kovdu mu? Kovdu nasıl tabii. Kovdu? Yanzar rıhtımını çekiyoruz. Hı-hı. Fitaş Dünya Sinemalarının olduğu yer Beyoğlu'nda. Evet. İpekçilerin, İpekçiler o zaman çok büyük bir firma Fitaş. Evet, tabii. Orası stüdyoydu. Oraya girdiğin zaman sokağı da, caddeyi de, bilmem oteli de, evi de hepsini orada çekersin. Plato bir, gibi. Evet. Bir bar sahnesi var. Bir bar var orada. Hı-hı. Barın üstü de otel. Dekor yapıldı. Sopan abi yaptı dekorları da. Sopan abi. Evet. Yukarıda Turgut Özatay Çolpan İlhan'a aşık. Hı-hı. Çolpan'ın gözü de Sadır Alışık'ta. Bir gün, bu film... Film anlatıyor. Filmi anlatıyor. Bir gün Turgut geliyor, işte bunlara kıskançlığından Çolpan'ın ağzını burnunu kırıyor. Eyvallah, kan revan içinde eyvallah. Kalıyor. O sahneyi çektik. Sonra dış sahne var, kapının önü. Hı hı. Oradan iniyor, bardan geçiyor, sokağa. Sokağa da çektik ağzı burnunu şey. O iç sahne, bar sahnesini o gün Melahat İşli vardı, gelemediği için... Aa. O gün çekemedik o sahneyi. İşte o sırada da ben maça gittim. Maça. Maç var. O zaman... Fenerbahçe'nin maçı mıydı? O zaman Dolmabahçe'de, yalnız Dolmabahçe'de oynanıyor bütün maçlar. Maratonun ortası Fenerlerin, sağ Beşiktaşların, solu Galatasaraylıların. Ondan sonra... o dekorun, o bar içinin yapılacak dekorun başında... durmam gerekiyordu. Gerekirken... Sohban abi dedi ki git. Ben buradayım dedi. Benim zaten dekorcu değilim ki ben ne şey yapacağım. Sonra Lütfü abi geliyor. Yok. Bir tanesi de bir asistan daha vardı. Şeye bakan, kostümlere bakan Burhan hı hı. adında bir arkadaşımızdı. O da yok olmuş nereye gittiyse. Ondan sonra sonra gelince ondan sonra kovdu beni. Peki tamam ben de çektim sen... geldim. Görevinin başında durmadın. Durmadın diye. Dekorun başında beklemedin diye. Daha sonra o bar sahnesini çekiyorlar. Bar sahnesini çekerken yukarıda dayağı yedi kan revan içinde. Merdivenlere indi kan revan içinde. Dışarı çıktı kan revan içinde. Bardan geçerken hiçbir şey yok makyaj. Dekorda yıkılıyor mu? Eyvah eyvah. Ortalık eyvah. Birbirine giriyor. Eyvah falan. Eyvah. Onlar. Kim? Sana mı buldu bütün kabahati? Hayır. Sopan abiye diyor ki git al gel beni. Kanlıca'dayım o zaman. Devamlılığı tuttursun. Geldi dedi ki Arap seni istiyor dedi. Hı. Ona yok dedim gelmiyorum. Ona, ya dedi ayıp koskoca adam bu gel demek aman de demekti bilmem ne. Tabii. Ve geldik birbirimizi uzaktan böyle kesiyoruz. Ondan sonra geldi ben senin babanım dedi falan. Sarıldı öptü tabii bitti o anda ben de elini öptüm. Tabii. Şey yaptım. O dekor yeniden... Yapıldı. O sahne yeniden çekildi. Böyle de bir anı vardır. Ya, gene o filme ait güzel. Bir anıyı anlatayım. Tabii. İpekçiler, demin dediğim gibi çok büyük bir firmaydı. Hı hı. Bütün yabancı filmleri onlar getirirdi. Eliye Kazan da bunların dostu, arkadaşı hı, evet. İhsan Bey'in, İhsan İpekçi'nin. Doğru.
Türkiye'ye davet ediyorlar bunu. Biz de şeyde Sirkeci'de çalışıyoruz. Yollar ıslanıyor, bir yağ gibi bir şey sürüyor Sofhan abi üstüne, parlıyor. Arkada lastik yakıyorlar, büyük lastikleri. Bir ilaç vardı o zaman. O ilacı atınca siyah duman, beyaz duman oluyor. Onu da sis gibi kullanıyorlar. Ondan yani sonra beri tarafta yapraklar toplanmış. Yapraklar toplanmış. Sonbahardı çünkü. O yaprakları savuruyor şey, vantilatör. O kameranın önünden geçiyor. Yani rüzgardı, bilmem neydi meselesi için. İşte bu sırada bu adam geldi. Uzaktan baktı, baktı, gitti. Herhalde küçümsedi çok yani. Yani. Çünkü onlar bu sahneleri çekmek için milyonlarca dolar harcıyor. Hayır, neler makineleri vardır. Var, daha sonra bir hafta, 10 gün sonra stüdyoda montajdayım. İhsan Bey'le stüdyoyu gezerken tesadüfen geldiler. Görünce o sahneyi, şeyi, o gün çekilen, o gün sahneyi, çekilen sahneyi falan, durdu, baktı. Bu sordu bana, o gün çekilen sahne mi? Evet dedim. Ben sonunda dedi ki, arkadaşlarına söyle, hepinizi tebrik ederim dedi. Ben bunun böyle çıkacağını, ama o kadar güzel siyah, film siyah beyaz. O ama kadar güzel Sofhan siyah beyaz abi çıktı de ki. Sofhan abi de bu konuda bir dahiydi değil mi? Evet, yani işte bu şartlar neler, altında neler çalışılıyordu. Neler yarattın, neye dekorlar yarattın. Evet. Hep yoktan var ettik. Evet. Sofhan abi 10 metre bez ver, değil sana mi? Perdeyi de yapsın, kumaşlı elbise de yapsın, hepsini yapsın. İnanılmaz bir insandı ve bu insanlar, Sofhan abi gibi insanlar, yani Türk sinemasını bayağı sırtladılar. Ben rejiyi Lütfü abiyle Nişan abiden öğrendim. Ama yapımcılığı Sofhan abinden öğrendim. Bu kadar pratik. Evet. Şeyi yani. Yoktan yani, var etmeyi. Yoktan, evet. Bir de çok zeki bir adam. Evet. Bir de müthiş bir estetik anlayışı. O da güzel sanatlar mezunu. Ama sinemayı, sinema yapan özellikleri hep Sofhan abiden bekledik. Evet. Yani dekoruyla olsun, mekanıyla olsun filan. Türker ne güzel, çok değerli insanları da bir yandan anıyoruz. Allah rahmet eylesin hepsini. Hepsine hakikaten Allah rahmet eylesin. Ama sanki Türk sinemasında ilkler hep sana nasip oldu. Ya da senin öyle bir sezgin, öyle bir öngörülerin var ki, mesela video, onu da anlatmanı istiyorum. Mesela sinema filmleri seçmeye gittiğin zaman orada bir alet gördün, önünde bir küçük kaset gördün. Bu nedir diye merak ettin ve onu aldın, geldin Türkiye'ye ve bu nasıl hayata geçirebilirim ben burada? Efendim, bunu merak ediyorum. Ondan önce bütün sinemalar sağ sol her gün 5-10 cinayet. Maalesef. Aile Anadolu'da, aile sinemadan çekildi. Bir de bazı istismarcılar, Yeşilçam istismarcıları seks filmleri soktular. Anadolu'da aile böyle şeyleri istemiyor tabii. İstemez. Yani sinema bitti. Bütün sinema salonları satılıyor. Kapanıyor. Ya kahvehane oluyor, ya bir depo oluyor, ya bir şey oluyor. Evet. O dönemde ortağım vardı. Sinemadan ortağım İrfan Ünal. İrfan'la sinema almaya başladık biz. İstanbul'un en iyi sineması Kent Sineması'nı satın aldık. Daha sonra Beşiktaş'ta da bir sinema salonu. Beşiktaş Yumurcak alındı. İşte o sırada şey yaptık. Bir de Türkiye'nin en güzel sineması, emek filan alt etmiş. Aynen. Saray Sineması vardı şeyde. Beyoğlu. O sinemayı da İş Bankası'nındı. İş Bankası emekli sandığındı. Onlardan kiraladık biz o sinemayı. Orada yabancı film oynardı. Diğerlerinde Türk filmi oynatıyoruz. Bir de Kent yabancı oynardı. Oraya film almamız gerekiyor. İşte Kan'a gidiyoruz. İşte Amerika'ya gidiyoruz. Şey ediyoruz. İşte bir Kan seyahatimde biz eskiden film listesi verirlerdi bize. Biz de işaretleriz. Şunları şunları seyredeceğiz diye. Elimizde de bir zil bulunurdu. Seyrederiz biraz. Tatmin olursak devam eder. Olmazsak basarız, keser, öbürüne geçer. Şey buydu. Şimdi bu sefer gittiğimizde o sefer
Bir adam bir şey sokuyor, çıkarıyor şeye, televizyona, film oynuyor. Değiştir diyoruz, başka bir şey alıp sokuyor. Bilmiyoruz videoyu. Bu nedir filan. Sonra adam bayağı dışarı çıkınca yanaştım oraya, baktım. Bir de Pressbook var. Sanyo. Aldım ben onu, cebime koydum. Pressbook'u. Ve neticede Türkiye'ye geldik. Teknik Üniversite'den başladım işe. Teknik Üniversite biliyor ama detayını bilmiyor. Kim bilir bunu dedik. Eskişehir Üniversitesi'nde dediler. Emre Dağdevren diye bir şey, doktorasını bunun üstüne yaptı. Yılmaz Bey de dostumdu. O zaman rektördü Yılmaz Büyükerşen. Evet. Aradım Yılmaz abiyi. Dedim ki böyle bu arkadaşı bana bir hafta versene dedim. Ne yapacaksın? Dedim böyle böyle video keşfedeceğiz bu evet. işi. Ben, o da şey açık bir adam olduğu için şeye sinema fikre, seven şeye sanat gönderdi. Seven. Evet. Ve Emre çalıştı, etti, Pressbook'lar getirdi, şeyler getirdi. Ve müthiş şeyle, Sony'yle GVC büyük bir çarpışmanın içindeymiş o makinelerin hazırlanmasında. Grundig'de Almanya'da çalışıyormuş bunun üstüne. Ve büyük bir icadın olduğunu öğrendik. Ve ben dedim ki bu sinemada kötü durumda o zaman işte. Şuraya dedim bir yatırım yapacağım. Ve o sırada Türkiye'de bunu yapmak için büyük para lazım. Para var. Malzeme dışarıdan geliyor. Evet, para var. Ama Türkiye'nin dışarıda bir şeyi, itibarsızlığı var. Türkiye açıyorsun akreditifi, para gönderemediği için göndermiyorlar malı şeyi, akreditifi karşılığında. Ne yapalım, edelim diye uğraşırken, şey yaparken dediler ki başbakanlıktan devlet planlamadan tahsis alman lazım. Onlar tahsis ederlerse sen paranı yatırırsın, şey olur. Başında da Turgut Özal var, Allah rahmet eylesin. Daha henüz başbakan değil o zaman. Hayır. Şeyin 78 anlattığım olay. 78-79. Evet. İşte bir randevu aldık şeyden, Korkut Bey vasıtasıyla. Gittik, saat 10'da randevu verdi. Saat 2 çeyrek geçeye kadar bir tahta banko vardı kapısının dışarıda, koridorda. Onun üstünde oturuyoruz. Bekledim, sonra çağırdı, aldı içeri. Anlat delikanlı dedi. Anlattım dedim, bir video olayı var. Onu ben getirmek istiyorum Türkiye'ye dedim falan. Böyle gözleri açıldı şeyin. Sonra kalktı, Allah rahmet eylesin, oradan dolaptan bir dosya çıkarttı, getirdi, klasör. Açtı, Emre'nin bana getirdiği, Japonya'dan getirdiği şeyin aynısı. Yani üniversiteler pek bilmiyor. Ama Turgut Bey biliyor. Bey biliyordu. Evet, çok şey, vizyonu, çok geniş bir insandı. Allah dedim bu. Bak dedi. Devletin durumunu biliyorsun. Döviz sıkıntısı var. O zaman yağ kuyruğu, benzin kuyruğu, maalesef her şeyin kuyruğu var Türkiye'de. Yani döviz yokluğundan bu kuyruklar. Tabii. Onun üstüne ben dedi sana bu izni vereceğim. Ama bir şartım var dedi. Önce dedi Avrupa'da çıkacaksın bunu. Almanya'daki dedi Türk çocukları, üçüncü nesil çocuklar Türklüğünü, kimliğini, benliğini kaybediyorlar dedi. Hiç değilse videoyla ülkelerini görsünler dedi. Müthiş. Tamam efendim dedim. Zaten transferi orada yapacağım dedim. O sırada aradı telefondan Ekrem Pakdemirli. Sonra Maliye Bakanı oldu onun. Evet. Şey, başbakan olduktan sonra geldi şey. Dedi ki böyle böyle dedi, bu şeydi, delikanlı iyi bir şeye gidiyor. Buna da tahsis yapacağız dedi. Ne kadar istiyorsun dedi. 800 bin dolarlık tahsis istiyorum dedim. Sen dedi 1 milyon dolar al dedi. Bir şey eksik olur. Sonra zor olur tekrar dedi. Tekrar bir daha çıkarmak zor olur. Almazsan bir şey, o paran yanmıyor zaten dedi. Tabii. Kullanmazsın dedi. Tabii. Şeyler dedi. Tamam efendim dedim. İyi ki demiş onu da. Ve açlık şeyi. Ha, Ekrem Bey de dedi ki Allah rahmet eylesin o da. Dedi madem böyle hayırlı bir şey yapıyor bu dedi.
Gümrük muafiyeti koyalım buna dedi. Yani gümrük almayalım dedi. Çok iyi düşündün dedi. Çok doğru düşünmüşler. Evet. Yani o adamlar başkaydı ya. Ve neticede dışarıdan getirdik. Filmleri satın aldım Türkiye'den. Evet. O da bir şey oldu. Ayrı bir sembol oldu. Çok. Çünkü çok. Depolarda yatıyordu filmler. Sıkıntı vardı. Sinemalar iş yapmadığı için maddi bir şey vardı. Herkesin o depoda yaptan filmleri para etmeye parasını ya verdim. Parayla onları parayla satın aldım ve hepsini. O insanlarda bir anda hiç olmazsa yokluk döneminde 3 kuruşa 5 kuruşa kavuştular. Para şey yaptılar. Ve işte makineler geldi. Ve ben hatırlıyorum Türkiye, yani İstanbul'u hatırlıyorum tabii, birçok mahallede, birçok sokakta Ulusal Video kiralıyorduk ya da satın alıyorduk. 1860 tane bayi kuruldu i̇şte, bir yani, anda. Bir an. Daha sonra ilk uyduyu getirdim ben Türkiye'ye. Ankara'da bir büromuz vardı. Ulusal'ın bürosuydu. Ankara'daki büronun şeyine kurduk. Bahçesine kurduk. Bir de Günaydın vasıtası. Ortağım Ulusal'da Haldun Simavi'ydi benim. Günaydın'ın sahibi o zaman. Günaydın 1 milyon basan bir gazeteydi. Evet. Hürriyet daha sonra geliyordu. Çok popüler. Arkasından sonra da geliyordu. Günaydın'ın tepesine kurduk. Hint Okyanusu'ndaki bir uydudan bunlar haber alıyorlar, Rus uydusundan. Yani şeyi. Müthiş. Ve işte bir makine kurdular bu Süleyman Emre falan. Onu basıp gazeteye şey yapıyorlar ve yurt dışına da servis yapıyorlar. Reuters falan gönderiyor. Oradan haberi alıp. Alıyor, gazetede kullanıyor ve yurt dışına da satıyor. Harika. Reuters falan. Yani bu teknoloji müthiş bir şey. Evet. Müthiş bir şey. Sonra biz de Ankara'da onu kurunca, koyunca bir gün polis geliyor. Tesis işlerine muhalefetten beni arıyorlar. Ona, şeyi gönderdik oradaki memuru Ankara'da. Onu kabul etmiyorlar. İşte sağ olsun Semra Hanım'a gittim. Dedim ki böyle 2 sene hapsi varmış o işin. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Haldun Bey beni bir doldurdu, ben yaptım. Ondan sonra işte Turgut Bey'le konuştu. Turgut Bey dedi ki bir tane buraya konutun bahçesine, bir tane de başbakanlık konutuna kursun dedi. Kurdum. Daha sonra bir genelkurmay istedi bir tane de. Ondan sonra ifadede dedik ki biz başbakana da kurduk, ona da kurduk, buna da kurduk. Öyle deyin dedi. Onun bir müsteşarı vardı, Arif Bey miydi? Neydi ismini hatırlamıyorum. Çok akıllı bir adamdı. O akıllı öğretti bize ne söyleyeceğimizi. Ve orada bitti iş mesele. Evet. Ondan sonra uydu da Türkiye'ye girmiş oldu. Böylece. Video da Türkiye'ye girmiş oldu. Yani yoktu bunlar Türkiye tabii. Şeyinde. Tabii. İşte daha sonra bir stüdyo yapalım dedik. O artan 200 bin dolar vardı ya. O 260 bin dolar artmıştı. Öbür taraftan da artan vardı. Ondan da ufak şeyli 4 kameralı bir sistem getirdik Türkiye'ye. Televizyon stüdyo sistemi ve Türkiye'de o sırada. Ama o zaman daha TRT'nin haricinde özel kanal yok. Yok, hiçbir şey yok. Evet. Türkiye'de ne kadar tiyatro oyunu, müzikal, bilmem ne varsa hepsini çekiyoruz. Hepsi benim arşivimdedir. Yarınki Türk çocuklarına onlar muazzam bir hediyedir. Şeydir. Bütün o eski sanatçılar, Nisa Serezisi'nden tuttun da Kenter kardeşlere, hepsine kadar, hepsinin Haldun Dormet falan. Büyük bir hazine onlarca onlar. Oyunu şeydir, vardır. Orada da onları yaptık. Turgut Bey dedi ki bana Anadolu'dan, bütün dedi Türkiye'den soruyorlar. Sevdiğimiz sanatçılar, efendim İbrahim Tatlıses, bilmem ne, niye televizyona çıkmıyor? O da o zaman televizyon müdürüne soruyor. Diyorlar ki efendim bir ses sanatçının şeyi var, onaydan geçmesi lazım. Bir de müziğin onaydan geçmesi lazım. Onun için onlarınki geçmiyor. Birisi arabesk okuyor, birisi bilmem ne okuyor. Onun için şey yasaklı yapma falan diyor. Şey demiyoruz.
onları çıkaramıyoruz televizyona diyorlar. Evet. Bunun üstüne dedi ki sen kurum dışından şey yap. Halkın sevdiği bu sanatçıları çıkart. Özür dilerim, bir atlama oldu. Olsun. Bu arada ben kurdum, Turgut Bey başbakan olduktan sonra icraatın içinden diye bir program yapıyordu. Evet. Şeyi bir başkası yapıyordu. Bir süre sonra herhalde anlaşamadı ya beğenmedi yapılanı. Şey etti. Adnan Kahveci dedi ki, unutmuş adımı sanımı da, dedi ki bir çocuk vardı şeyden, bu videoyu getiren filan dedi. Hatta öyle tabirden uyanık dedi, demiş ondan sonra. Bir uyanıklık var ama müthiş bir sezgin var. Sezgi yani, var, uyanıklık değil de. Önceden keşfediyorsun. Evet. Bu da fazla düşünmekten galiba, bu işi çok düşünmekten. Bu Adnan Bey buldu beni, gittik şeye, işte icraatın içinde yap dedi, böyle böyle. Cihazlar var, getirmişim ya o sırada o şeyden. Tabii. Ve icraatın içinden başladım yapmayı. 85'ten 91'e kadar. Kendi döneminde, Yıldırım Bey'in döneminde ve Mesut Yılmaz'ın dönemi. Üç dönemin icraatın içindenler yaptım. Tabi bunları yaparken daha yakın işi dışı olduk Turgut Bey'in. İyi ki de oldun. İzin verirsen ben o günleri hatırladığım kadarıyla sinema sıkıntıda, sinema salonlarında Türk filmi gösterilmiyor. Evet, video var ama şey azaldı, üretim azaldı. Yine çıkış yolunu arayan sendin. Yani daha çok film üretilmesi gerekiyor diyen ve bu film üreten ve çalışan insanlar açta kaldı, açıkta kaldı. Onların sorunları var. Sosyal sigortalar sorunu var. Yani bu insanların emekli olmak gibi ya da sağlık sigortasına kavuşmak gibi sorunları var diye çok çaba gösterdin. Türk Filmciler Derneği vardı, kurmuştuk daha önce bu amaçlar için. Fakat örf idare... Kapat. 12 Eylül olayından sonra bütün dernekler kapatıldı. Dolayısıyla bizim dernek de kapatıldı. Yeni bir dernek kurmak gerekiyordu, şey yapıyordu. Ve FİAP diye bir dernek kurduk. Film ama 100 tane dernek müracaat ediyor, bir dernek çıkıyor müsaadesi. Müsaade etmiyorlar. İşte gittik anlattım. Şeyi anlattım, Paşa'yı anlattım. Askeri dönem. Askeri dönem, evet şeyi. Ve FİAP'ın kuruluşunu biz temin ettik. Buradan sonra Türk sinemasının bir kanunu yoktu o zaman. Yok. Hiç kanunsuz bir şeydi. Telif eserleri kanunu vardı. 30 küsurlardan kalma bir telif kanunuydu. İşte önce bir sinema kanunu çıkarttırdık. Sonra telif kanunu günün şartlarına göre uydurduk. O sosyal sigortalar şeyinde benim fazla katkım olmadı. Bir başka arkadaşın katkısı çok oldu. Biz çok koşuştuk. He? Biz çok koşuştuk. Evet, sen önümüzü açtın. O bakımdan benim katkım çok, oldu. Tabii. Yani sanatçılara salıveriyordum. Çok çok değil uğraştım. Mi? Evet. Çok. O sinema kanunu çıktığı zaman 3 tane parti var. Ana Vatan, Halkçı Parti, bir de Paşa'nın partisi, Turgut Sünat Paşa'nın partisi vardı. Broşürler basın, filmcinin sesi diye. Hepsinin, kaç tane milletvekili varsa, 450 tane mi, 500 tane mi, hepsinin şeyine, odasına bıraktık şeyleri. Evet. Ve ilk defa bir kanun, hepsinin evetiyle çıktı o kanun. Evet. Sinema kanunu. Üç partinin de evet, muhalefet yoktu. Evet. Yani. Demek ki ihtiyaçlar bitmiyor. Bitmiyor. Senin enerjin de bitmiyor. Allah bitirmesin. Yok, Allah başımızdan enerji eksik etmesin. Çok şey ettim ben. Evet. Biliyorsun sen. Biliyorum, çok rahatsızlıklar çok ameliyatlar geçirdim. Şeyler geçirdim. Ama en son eksik olmasın büyük ödülü alacağım gün. Ne talihsizlik. Ayağım şey oldu. Bel fıtığı oldum. Profesör gidemezsin böyle dedi. Ödül almaya gideceğim Ankara'ya. Ölsem dedim giderim. Böyle bir ödül, büyük bir ödül bu. Çok büyük benim bir için. Ödül, gerçekten. Yani büyük onur. Onurum benim için. Elbette. Dedim. Şey etsen giderim.
ve işte arabalardan gittik. Evet. Şeyden, arabalardan sahnenin kenarına kadar çıktık. Ayakta duracağım dedim. Ben nasıl bir irade o? Evet. Oturduğum yerden almam dedim. Ayakta da durdum. Maşallah. Evet. Ama bu aldığın çok büyük onur ödülü tabii ki Cumhurbaşkanlığı büyük ödülü diğerleriyle mukayese edilmez ama herhalde bir sayısını bilemeyeceğin kadar... 500'e yakın ödül aldım. Buyurun işte. İki tane Fahri Doktor ödülü aldım. Bak orada resimleri olan. Hı-hı. İki tane. İki ayrı üniversiteden. Avrupa İş Dünyası'ndan özel bir ödül aldım. Bir insan ömrüne sığmayacak çalışmanın bedeli diye. Gerçekten öyle. Evet. Ben de onu diyorum. Bir insanın ömrüne sığmayacak kadar çok verimli bir hayat yaşamışsın. Bütün bu enerjiyi, bütün bu iradeyi, bütün bu aşkı, bu tutkuyu hep sinema mı verdi sana? Sevdim. Ben yaz demedim, kış demedim, Asya demedim, Avrupa demedim. Devamlı çalıştım. Hep işinde. Devamlı çalıştım. İşte bu devamlı tatil pek hayatımda... Yaptın sayılmaz ya, değil mi? Yaptım sayılmaz, bravo. Şeydi. Hastalıkları hariç. Evet. Bir ara fotoromanlar vardı. Evet. Günaydın'da mı çıkıyordu onlar? Günaydın ve Hürriyet'in 5 sene fotoromanlarını yaptım. Gazete yöneticiliği yaptın. ATV yöneticiliği yaptım. Gazete değil de ATV'nin yöneticiliğini hatırlıyorum yaptım. Hatırlıyorum şu an. Benim 500 bölüm giden diziler var. Arka sokaklar arka var. Bir de 514 bölüm giden Çiçek Taksim vardı. Çiçek Taksi. Evet. Onun evet. Ama bir senesi her gündü. Haftada 5 kere. Her gün yayınlanıyordu. Bir sene ama. Ne zor. Şeyde yani 200 tanesi o her günden şey yaptı. Esasına bakarsan rekor arka sokaklardadır gene. Müze yaptım. Yani 86 bin ciltlik büyük bir sanat kitaplığı yaptım. Düşün. Tim denen bir yer yaptım. Ben buralardan para falan kazanmıyorum. Tim'den bahsetmedik hiç. Hakikaten Tim bir gösteri, gösteri merkezi ve... Yani bunların hiçbirinden bir benim gelirim yok. Hep üste gidiyor. Ama helal olsun. Ama gitsin. Ne... O Tim vasıtasıyla 44 dünya ülkesinden şovlar getirdim geldi. Ben oraya. En güzel şovları getirdim. Müzede eski sanatçıların heykellerini yaptırdım. Hepsinin orada işte afişleri, bir afiş kitabı yaptım en son. 5555. Ondan sonra 8888'i yaptım. Muhteşemdir o. Yani iki cilt halinde. Yani bunları içimden kolay, gelerek sevgiyle yapıyorum kolay ben. Kolay kolay bay sinema gidiyor. Olmuyor hoşuma demek gidiyor. Ki. Bay sinema diyorlar. Evet. Düşünebiliyor musun? Evet. Ne kadar güzel bir tanım. Senin için sana çok yakıştırdığım bir tanım. Evet. Bay sinema yani A'dan Z'ye sinema demek bu. A'dan Z'ye sinema için yaşamış, sinema için vermiş. 2-3 tane düşünmüş. Şeyim var. Emelim var. Onlar gerçekleşirse? Gerçekten sonra öleyim istiyorum. Aman aman ölümden yok zaten ya, bahsetme artık ya. Ben niye? Uzatmaların da uzatmasını oynuyorum. Öyle 83 değil mi? Yaşındayım. Hiç hep çalışarak geldim. Bir gün emri hak vaki oldu diyelim. Arkanda bıraktıkların seni zaten sonsuza kadar yaşatacak. Bütün mesele o. Yani bir abimiz varmış desinler geçmişte. Çok hepsi da. Bu Türk sineması ve gençler için benim bu yaptıklarım. Kitaplar, evet. Kütüphanede, müzede Türk sinemasını görsünler. Demesinler Yeşilçam'ı ki görsünler. Yeşilçam'da ne olmuş, evet. Ne bitmiş, ne bize niye hiçbir şey kalmadı? Evet. Hayır, Yeşilçam'da ne yaşandıysa size bunlar şey olarak ellerinizde ne derler, döküman olarak saklandı, Sülercim, hazırlandı. Devletin elinde bile böyle dökümanlar yok. Yok tabii. Yani yok. O kadar fazla döküman yok, var ki tabii. Benim elimde. Yani gerçekten. Aşağıda depolar, döküman dolu. Ben bütün müzayedelere gönderiyorum adamlar, satın alıyorlar. Bir de sinemayı seven halkımız var. Var. Sinemayı çok seven sanatçılarımız var. Hepsi geliyorlar, getiriyorlar bana. Al şunu da al, şunu da al, şunu da al diye buraya. Ya halkın da öyle halkın biriktirdiği şeyi, emekleriyle evet. Biriktirdiği o evet. Dökümanları getirmesi bile evet. Ne kadar büyük bir saygı duyduğunu gösteriyor. Evet.
Senin bir de böyle seri olarak yaptığın filmler var. Mesela Kara Murat, evet, dizileri. Kaç tane kim bilir. Gırgırıye var. Ama tane. Yumurcaklar var. İlk çocuk, evet, filmleri. Şimdi efendim Kara Murat Günaydın gazetesinde resimli roman olarak, evet, yapılıyordu. Onu yapan Rahmi Turan'dır. Ama başka isim kullanıyordu Rahmi Turan. Öyle mi? Tabii. Abdullah Bey de çizeriydi onun. Hı. Abdullah Turan da çizeriydi. O Günaydın gazetesinin bir anda satışını 60 bin civarında artırdı. Çok ilgi gördüm. Evet. Tabii ben bunların hepsini takip ettiğim için hemen Rahmi Turan'la temas ettim ve anlaşmayı yaptık. Yani bir çizgi romandan bir sinema filmi, evet, yarattı. Daha çizgi roman bitmemişti. Yarısında. O artırdı şeyi, satışını şeyin. Demek ki seyircinin ilgisi seni... Tabii ilgiyi hissettim zaten. Şey. Gördüm orada şeyde. Yakınımdı onlar da, Günaydın da benim. Hı hı. Kemal Kınacı vardı gazetenin müdürü. O anlatıyordu bana, artırdı etti falan diye. Yumurcaklar nasıl başladı? Yumurcaklar da eskiden Ses ve Hayat mecmuaları vardı. Hı hı. Ses mecmuası sinema ile ilgiliydi. Evet, evet. İlker de şey, 5 yaşlarında, 4 yaşlarında. Çok sevimli, evet, bir çocuktu. Şey üyeydi. Filiz'le annesiyle bir resmini çekelim istediler. Şeye. Dergi için. Dergi için. Şeyin, Şarlon'un bir resmi vardı. O çocuk yıldız vardı. Şu anda aklımda değil ismi. Onunla beraber, hı-hı, oturmuşlar ikisi beraber. Burayı, bende vardı. Dedim ki bunu yapın. Bunu kıyafeti şey yapın. Hı-hı. Giydirin kıyafeti. Ve Şarlo yaptılar şeyi. Filiz'i bıyık mıyık da yapıldı. Öbüründe... O küçük yaramaz yumurcak çocuk. Kukan mıydı? Neydi çocuğun adı? Ya, cici Kukan mıydı? Neyse. Çocuk da onu oldu. Bir anda patladı şey İlker. Tabii. Bir anda patladı. Roman vatandaşları severim. Bir defa müzisyen oldukları için severim. Ben yedek subay öğretmendim. Hacı Sürev Mahallesi'nde yaptım. Öğretmenliğimi de. İşte orada romanlarla ahbap, orada yarısı romanlı, yarısı Giresunludur oranın, Hacı Sürev'in. İşte onlarla da ahbaplık ettik filan, şey etti. Onlara karşı bir sempatim oldu. Ve çok işte bir renkli tane, insanlar. Bir gün Müjdat geldi bana. Egemen Bostancı sahneye bir şey koyacakmış. Müzikal. Şey, Darbukatör Bayram diye. Egemen okumuş, ya şimdi koymayalım, sonra koruz filan demiş. Başına atmış. Müjdat'ın da morali bozulmuş. Hmm. Bana geldi. Ver bakayım neymiş o dedim. Şöyle bir bakın. Bunu dedim, gel film yapalım hemen. Denk düştü. Hemen. Yani birden nasıl karar veriyorsun? Ben bir de hızlı okurum. Yani şimdi pek onu beceremiyorum ama o zaman fiş diye sayfayı bitirirdim. Şey derdim, yutardım. Hızlı okuyayım. Ondan sonra. Ve ilk Gırgırıya'yı yaptık. İsmini Gırgırıya koyduk. Sonra arka arkaya gitti. 4-6'ya kadar gitti Gırgırıya'lar. Ondan sonra. Ve sonra benim bir de İtalya seferlerim vardır. Ben İtalya'yla koprodüksiyon filmler yaptım. Sadece İtalya'yla mı? İran'la da. İran'dan vardır. Koprodüksiyonların, evet, var çünkü. Onlar niye devam etmedi sence? Yani ve en son İran Lılarla 78 senesinin Ağustos ayında, hmm, yaptım. Hı hı. Emel Sayın'la yaptıktı, evet, o filmi. Evet. Ama hissettim ben orada kokuyu. Halk ayaklanıyor, Şah aleyhine şeyler var. Onların bir güreşçisi vardı, Tahti. 3 olimpiyat, 4 dünya şampiyonu olmuş. Dünyanın en büyük güreşçisiydi Tahti. Halk tapıyor, Tahti, Tahti. Maça gidiyor, Tahti diye bağırıyorlar. Ve bir gün cuma namazına girerken Tahti arkadan vuruldu. Bunu vurduranın Şah olduğunu şey yaptılar. İddia ettiler. Evet. Şeyi kıskandığı için Tahti'yi kendine. Ve
bu şah aleyhine bu akımlar devam yani, ederken evet. onu bitirdik işimizi. Döndük, iki ay sonra Hümeyni geldi. Yani uzasaydı içimiz kalırdık orada. Ortaklık yapamayacak mıydı? Evet. İkimizin de hayatında çok önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm Halit Refik'den de söz edelim istiyorum. Evet. Sohban abiden konuştuk, daha nicelerini konuştuk. Ayhan abi hatırladık, Sadir abi hatırladık. Halit abi bir gün beni aradı, dedi ki sen yoksun hiç. Dedi ki Hülya dedi, Kadir dedi, inanır dedi, Türker'le bir film üzerine anlaşmış dedi. Benim dedi bir hikayem dedi. Biliyorsun ben dedi Kemal Tahir'e hastası. Hastayım, aşığım. Çok değer veririm. Onun bir hikayesini film yapacağız dedi. Ben dedi bunun senaryosunu yaptım. Şunu bir oku dedi bana. Ben de senaryoyu okudum. Ben zannediyorum ki oradaki idama mahkum olan hani kocasını aldatıp da genç sevgilisi Perihan'ın oynadığı rol. Perihan Savaş'ın oynadığı rolü herhalde bana teklif etti. Çünkü öteki rol bir şey kadını, genel ev kadını. Yani ben herhalde beni düşünmemiştir böyle bir rol için. Kendime de şey yapamadım. Sonra bana dedik telefonda, hayır dedi, sen dedi oyuncusun. Bu senin içinde bir şeydir, challenge'dır. Bunu yapacaksın, yaparsın dedi bana. Peki dedim, bana güveniyorsun. Çünkü üstelik Türker var arkanda. Sonra o filmle ben ödül aldım. Onun için de teşekkür ederim. Rica ederim. O filmden biliyorsun 7 ödül aldık biz. Evet. Çok değerli bir film. Evet. İyi ki yapmıştık. 7 tane Antalya Festivali'nde. Birçok insanın yaptığı işler vardır da arasında birkaç tane de Halit'le, kendine ayırdığı işler vardır. Halit'le bir de Tunçay'la ilgili iki tane şey anlatacağım sana. Halit'in Sapanca'da bir arsası, karısından bir arsası vardı. Gülperi'den, aileden kalan. Bütün emeli orada bir ev sahibi olmaktı. Halit'in. O sırada ben de Sapanca'da bir villa yaptırıyorum tepede. Ona biraz bir kilometre falan öbür tarafta bunun evi de. Bir dizi yapıyorum o zaman. İlk dizilerden biridir. Cüneyt. Gülşen falan oynuyordu o dizide. Halit'in arsasını ölçtürdük, biçtirdik. İki katlı bir şey istiyordu zaten, ufak. Ve onun istediği tarzda, haberi yok ama. Ay ne kadar düşüncelisin. Bu ev biterken onun o evi de çıktı. O arada çıktı. Sonra biz bunu ekiptekilerin bir kısmı biliyordu. Dedik gel dedik şöyle bir Sapanca'da bir mekan bakalım da bir şey yapalım falan. Getirdik. Bahçeye gittim. Bu şaşırdı kendi bahçelerinde. Dedim senin bu ev. Yani onun o anda ağlamasını unutamam. Ben de çok duygulandım. Evet. Şeye unutamam. Bana Allah'ın verdiği dedi. Canım benim. Gülper bir de sensin dedi. Bu lafı da unutamam hiç. Değil mi? Evet. Ne kadar önemli. Evet. Onu hayatında kim düşündü de ona bir ev sahibi olsun evet. diye. Bir de geçen sene yahut evvelki sene bir telefon geldi. Çetin Tunca'nın eşi arıyor. Çetin'i dedi şeyde İran'da içeri hapse atmışlar dedi. Aman yarabbi. Niye? Çetin, İran'da mı? İran'da, İsfahan'da. Niye dedim? Sonra anladık ki Çetin uçaktan korkuyor. İsfahan'a da bir belgesel çekmeye gidiyor. İsfahan çok değişik bir yerdir, çok güzel bir yerdir. Ben de gitmiştim. Bir çekmeye gidiyor. Uçak korkusundan şöyle cep şeyleri vardır ya, içkileri. Korkudan içiyor mu? Viski alıyor, içiyor. Tabii alışkın olmadığı için de bir yudum alıyor, uyuyor. Öbürü de cebinde kalıyor. Viskinin gerisi de. İnerken yakalanıyor. Düşün hayatında içki içmemiş insan. Sırf korkusundan hani ilaç niyetini içiyor. Ve o nedenle. Ve bunu bir mahkeme orada kadının karşısına çıkarıyorlar ve atıyorlar içeri. Bu zavallım biliyorsun çok tertemiz, çok, pırıl pırıl. Çok. Belirli yaşa gelmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Evet.
Büyük bir emekçi. Sonra yani. Hapishanede Azeri Türk bir dayısı varmış. O koğuşun ağası. Bunun Türk olduğunu öğrenince hemen yanaşıyor. Buna en iyi yemekleri yediriyor kendi sofrasında. Hapishanede o da mahkum yani. Şey, ben bir şey rica edeceğim diyor. Numarasını veriyor karısının. Karıma bunu anlatın. Ben hapishanedeyim. Kimsenin haberi yok. Anladın? Ondan sonra şey arasın diyor. Türker İnanoğlu'nu arasın diyor. Türker. Bu ne evet. demek? Bu ne demek? Karısı işte aradı. Şey yaptı. Dedim ki hanımefendi ben İran'dan çıkalı 78'de çıktım ben. 40 sene oldu. Benim orada yani artistlerin çoğu İran'ı terk etti. Kaçtı gitti. Şey yaptı. Bakacağız gene dedim falan. Ve İran'da bir bey vardı. İran'ın kapalı çarşısı vardır. Oranın merkez bankası gibidir orası. Oranın ekonomisi orada döner. Orada bir halıcı ve kuyumcu vardı. Çok değerli bir beyefendiydi. O zaman Türkiye'den para alma, para verme yok. Yani bir para lazım olduğu zaman ondan alırdım. Buradaki hesabına yatırırdım ben. Doğru. Parayı şey yapardım. Bir o aklıma geldi. Onu aradık. Şeye. İyi ulaşabildin. Telefonları var. Beyefendi ölmüş. Oğlu burada dediler. Aldık. Dedim ki ben dedim babanızın arkadaşıydım. Tanıyorum abi seni dedi. Türk, Azeri Türk o da. Tanıyorum seni dedi. O zaman dedi ben üniversite talebesiydim dedi. Nerede? Babamın yanına gelir giderdin. Babam İstanbul'a geldiği zaman senin misafirin olurdu dedi. Dedim ki böyle böyle bir derdim var. Bir avukat tutulması lazım. Bir şey edilmesi lazım. Bunu nasıl hallederiz dedi. Adı ne dedi? İşte söyledim Çetin ismini. Tunca. Çetin Tunca. Tebriz şeye, İsfahan Hapishanesi'nde diye. Allah Allah. Şey etti gitti. Ben sizi yarın arayacağım dedi. Şey. Yarın oldu. Ertesi gün oldu. Avukatı buldu. Akşamüstü aramadı. Ulan dedim halledem olmadı bir şey. Baştan akşamüstü aradı beni. Abi dedi, Türker abi sana bir sürprizim var dedi. Şeyi verdi. Çetin'e. Bir ceza ödenmiş. Ondan sonra hiçbir şeyi olmadığı için şeyi anlatmış avukat. Bir ne suç değil ki bu. Uçak korkusundan dolayı böyle bir şey oldu falan diye. Çetin aldım. Nasıl ağlıyor telefonda Çetin? Nasıl? Çok 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 efendi bir insandır. İşte bunlar yetiyor bana. Değil mi? Canım benim. Çok evet. teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Evet. Bir yandan duygulandık, bir yandan anımsadıklarımız bir yaşam biçimi. Biz hayatı sinemayla yaşadık, sinemayla tanıdık, sinemayla sevdik ve sinema sayesinde de hitap ettiğimiz seyircilerimize hep sevgiyi, umudu, dostluğu, arkadaşlığı anlatmaya evet. çalıştık. Elimizden de bu geliyor. Geldi bu kadar, evet. İlk programımı seninle yapmayı çok arzu ettim ve oldukça da büyük heyecan duydum farkındaysan karşında. Ne kadar sordum, ne kadar seni izleyenlere anlatabildim bilmiyorum ama gerçekten ben de Türk sinemasına emek vermiş ve Türk sineması diye bir varlığa saygı duyarak bugünlere gelmiş dostlarımı, arkadaşlarımı ağırlamak istiyorum. Onlarla seyirciyi buluşturmayı çok istiyorum. İnşallah. Çünkü hep gençler için dedin ya, şu program bile yarının gençleri için bir arşiv evet. niteliği taşıyacak. Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Cümlemize. Sayın seyirciler, haftaya bir başka değerle buluşmak üzere.